Şimdi Latif Şimşek'e geleceğim ama ona gelmeden Deniz, az önce dedin ki ben Bülent Kuşoğlu'nun bu görüşü, yani Hande Fırat'a verdiği bu açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olup olmadığını biliyorum dedin. Onu açıklayabilirim dedin. Onu bizle paylaşır mısın? Aslında hazır konu gelmişken dilersen evet, konuşmamızı olur. Özetleyeyim. Tabii, buyur. 6-7 tabii. Başlıkta. Çok uzatmayayım aslında. Uzunca bir sohbetimiz oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'yla sohbetimizde kendisi dedi ki masayı CHP değil millet yıkar. Biz kurduğumuz masayı niye yıkalım? Kılıçdaroğlu masanın oluşumu için en çok gayret gösteren kişidir. Masanın onayı olmadan kendisi istese zaten adaydır. Altılı masanın amacına ulaşamaması, ortak bir adayda buluşamaması zaten dağılması anlamına gelir. Evet. Peki sordum, yani kendisiyle görüştünüz mü? Sonrasında bir telefon görüşmeleri olmuş Kemal Bey ile Bülent Bey'in. Ama daha sonra yüz yüze yapacaklarını ifade ettiler. Tabii az önce de bahsettiğiniz gibi cenazede bir arada görüntü verdiler ama sonuçta cenazeydi. Bu arada Allah'tan da rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Haluk Pekşen'e. Aynı zamanda. Evet. Allah rahmet eylesin. Haluk Pekşen'e. Şöyle dedi Bülent Kuşoğlu, muhtemel bilgisi olsa müsaade etmeyebilirdi ama yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Ha, burası önemli. Dedi az önce burası yukarıda önemli. Sıraladığım arkasında gerekçelerle. Evet, burası önemli. Yani benim onayım, yani Kemal Bey'in onayıyla değil ama yanlış bir şey söylemedim diyor. Bu bir hissiyat. Genel merkezin hissiyatı diyor. Bunu Kemal Bey'le görüştükten sonra diyor Deniz'e. Yani masanın... Deniz'e. Demek ki Kemal Bey'den de olumsuz bir tepki almadığı anlamına gelir değil mi? Evet, hemen hemen öyle. Evet. Masanın onayını almak istemesinin anlamı farklı. Siyasi zihniyet ve toplum kesimlerinin onayını ve desteğini alarak bir konsansüsle seçime gitmektir diyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına diğer olumlu gerekçeleri unutarak sadece aday seçilebilir olmalı itirazına taşımak Kılıçdaroğlu'nun seçim şansının olmadığını veya az olduğunu söylemektir. Bunun gerekçesi ise bilindiği gibi Alevi olmasını üstü kapalı olarak söylemektir diyor. Bu altılı millet masasının amacına ulaşamaması dolayısıyla dağılması anlamındadır. Bu masayı CHP'nin dağıtacağı anlamında değildir. Altılı masanın misyonunu yerine getirememesi nedeniyle işlevsizleşmesi anlamındadır. İfadelerini kullandı. Kendisine bir şey daha sordum. 2 Ekim'deki altılı masa toplantısıyla ilgili düşünceniz nedir dedim. Bülent Kuşoğlu aday açıklanmasa da adaylık meselesi ilkeler bazından bir adım daha ileri gider ve süreç başlayabilir diye düşünüyorum. Hmm. Dedi. Burada bir söze gireyim, o yorumu sonra yapalım. Deniz'e Bülent Kuşoğlu'nun verdiği bilgiler çok önemli. Üstünde konuşuruz da. Hande'ye verdiğinden daha ileri açıklamalar. Daha ileri açıklamalar. Arkadaşlar öyle onu mi? Özel demeç evet. olarak lütfen ekrana getirelim. Gökhan. Şimdi Deniz Bülent Kuşoğlu. Gürel'in aldığı açıklamaları. Bülent Kuşoğlu, Deniz'in de Şaban'ın da ifade ettiği, işaret ettiği üzere Sayın Genel Başkan'la, Sayın Kılıçdaroğlu'yla yakın dostlukları olan, sıcak ilişkileri olan ve 4 dönemdir de birlikte milletvekilliği Bülent Kuşoğlu bir kişi tabii Bülent Kuşoğlu. Ta SGK Genel Müdürlüğüyken. Aslında yol arkadaşları diyebiliriz tabii yani. Sayın Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürüyken Bülent Kuşoğlu SGK'da Genel Müdür Yardımcısıydı. Kemal Bey'le yakınlardı. O kadar da yakın ilişkileri var. Ben bir şeyi hatırlatmak için bunu söyleyeceğim. Bülent Kuşoğlu Sayın Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili 2021 yılının öyle 7. 8. ayında Çankaya Belediyesi'nin bir açılışında çok önemli bir söz söyledi. Dur Barış, orada başladı zaten. CHP'nin Çankaya doğru. ilçe binası. O önemli bak. Bir dakika dur. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı orada başladı. 2021 yılının 7. ya da 8. ayında CHP Çankaya ilçe binası açılışında otobüsün üstüne çıktı. Evet. Size Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Cumhurbaşkanı adayımızdan selam getirdim dedi. Ama o bir olay oldu daha sonra. İşte onu anlatacağım, arka planını anlatacağım. Tabii bu büyük bir tartışma yaratınca Kemal Bey'in de o gün biraz Bülent Kuşoğlu'na sitem ettiğini biliyorum. Bülent Kuşoğlu bunun üzerine gece masasını topladı. Odasını odasını boşalttı ve Sayın Genel Başkan'dan da randevu istedi istifa etmek için. Odayı boşalttı. Ben bütün gece aradım, telefonu kapalıydı sürekli. Tek telefon kullanıyor.
Ertesi gün ulaştım ama Bülent Kuşoğlu'na. Dedim ki abi böyle böyle bir şeyler duydum. Ya dedi ki biraz dedi gerilim oldu, sen de dedi bilirsin hani siyasetin doğası bu falan. Tabii ben Bülent Kuşoğlu'na Kemal Bey'le ne konuştuğunuz diye sormadım. Fakat sonra parti içindeki diğer arkadaşlarımızı aradım. Kemal Bey tabii sen de biliyorsun, buradaki arkadaşlarımız da tanıyor. Çok naziktir yani, kişisel ilişkilerinde çok naziktir, dinler, her türlü derdini anlatırsın. Bülent Kuşoğlu'yla görüşmesinde işte çay kahve içerken Bülent Bey'e şunu söylüyor Bülent abiye. Ya gönlümüzün Cumhurbaşkanı adayından selam getirdim diyebilirdin diyor. Bakın. Gönlümüzün Cumhurbaşkanı. Yani orada bir nevi masanın diğer bileşenlerine bir saygısızlık yapmak. Yani tabii Kemal Bey şöyle bir şeyden. Kemal Bey şöyle bir şeyden çekiniyor. Bir dayatma gibi algılanmasın i̇şte adaylığım. Algılanmış bugün ama. Ha. Ama şunu tabii da söyleyeyim, biraz sonra ayrıntısında konuşacağız. Kemal Bey her koşulda aday. Şimdi biraz ben sonra de bir şeyden bahsetmek istiyorum ama yani sıram geldiğinde bahsederim, daha iyi olur belki. İyi Parti cephesinden biraz bazı şeyler anlatacağım. Tamam, uzun uzun konuşacağız. Bugün ha, yani anlatacağım. Var yani. Bunu geçmeyelim, o anlamda söylüyorum. Tabii ki ben notumu da alayım hatta. İyi Parti'yi soracağım size. Peki. Tabii, bu akşam kulis çok canım. Çok fazla kulis var. Bir de saat 23'ten itibaren anketleri de konuşacağız.